Efendim herkese yeniden merhaba. Ukrayna Savaşı'nın önemli bir cephesine bakacağız birlikte. Biliyorsunuz geçtiğimiz Haziran-Temmuz aylarında savaşın Donetsk ve Luhansk'ta yoğunluk kazandığı bir dönemde ben sizlere çok net ifadelerle Herson Muharebesi'nin savaşın belirleyici rolü oynayacağını ifade etmiştim. Daha o sırada Herson bir şehir olarak bile bilinmiyordu. Fakat daha sonra özellikle de 15 Ağustos 2022'den itibaren o bölgede yaşanılanlar bu öngörüyü haklı çıkardı ve Harkov önce sonra da Herson'un yarısı Ukrayna ordusu tarafından Ruslardan temizlenmiş oldu. Şimdi tabii bu harekatın bir de devamı olacak kuşkusuz. Çünkü şöyle bir bakmaya çalışacağım. Ne kadar başarılı olursam artık kusuruma bakmayacaksınız. Kendi imkanlarım çerçevesinde bu işi yürütüyorum. Bir harita göstermeye çalışacağım size. Bu harita esasında birçok şeyi gösteren bir harita. Umarım başarılı olurum. Gerçekten böyle bir Dnieper Nehri'nin ikiye bölündüğü bir coğrafya ile karşı karşıyayız. Ve bu coğrafya bu savaşın da sonucunu belirleyecek nitelikte. Gördüğünüz gibi şöyle tutarsam, evet, sarı bölge Dnieper'in güneyi ve batısı. Ve o bölge son olarak, o sarı bölge, Dnieper Nehri'nin güney ve batısındaki o sarı bölge biliyorsunuz Herson. Ve Herson muharebesi sonucunda Ukrayna ordusu tarafından kurtarıldı. Aşağıdaki pembe bölge hala Rusların kontrolünde. Ve tam şurada, bakın şöyle, pardon, tam şurada, evet, tam şurada bir yer var. Adı Nova Havkova, tam o sarı bölgenin, diğer Dnieper Nehri'nin öbür tarafında Rus kontrolündeki bölgede Nova Havkova. O Nova Havkova'ya Ukrayna birlikleri girdi. Yani Dnieper Nehri'ni geçtiler. Rusların kontrolündeki o pembe bölgenin Herson'a en yakın noktasında bulunan, savaştan önce nüfusu 70 bin olarak belirtilen Nova Havkova bölgesine Ukrayna ordusu geçiş yaptı. Esasında bu benim belki de Şubat sonrasında beklediğim bir gelişmeydi. Yani niye derseniz, açık konuşalım. Rus ordusunun da elinin armut toplamadığına falan inanmamız gerekiyor. Sonuç itibariyle bir savaş bu. Rus ordusu Dnieper Nehri'ni geçemiyor. Niye? Çünkü çok yoğun bir topçu atışı, çok yoğun bir HIMARS saldırısı var. Fakat aynı bölgede topçu bataryaları olan Rusya, Ukrayna ordusunun Nova Harkova kasabasına geçişini durduramıyor. Orada amfibi çıkarma oluyor, köprüler kuruluyor vesaire. O zaman otomatik olarak insan şunu soruyor. Arkadaş, sen zaten Herson'dan yeni bir savunma hattı için Dnieper'in doğusuna ve güneyine indin. Peki neredesin? Böyle de bir durum var. Şimdi Ukrayna yönetimi bu bölgedeki savaşa çok ağır bir sansür getirmiş durumda. Yani biz, benim gibi oraları dakika dakika takip edenler de dahi, o bölgeden beklediğimiz detayda bilgi alamıyoruz. Ama şöyle bir durum oldu. Nova Harkova ve bağlantısındaki bölgelerde yaşayan Ukraynalı siviller, çatışmaların o bölgelere intikal etmesi nedeniyle hemen kuzeydeki Zaporijya bölgesine bir bağlantı noktası var. Dnieper Köprüsü'nün, Dnieper üzerindeki bir köprüden geçiş yapmaya başladılar. Tabii o yeni gelen sığınmacılar, Ukraynalı sığınmacılar
açıklamalarda bulunuyor. Biz Nova Harkova Havkova bölgesinde, yani kasabasında Rus ve Ukrayna askerlerinin şehir çatışması yaptığı yolundaki bilgileri onlardan aldık. Onlardan aldık. Çünkü başka kimse bize hiçbir bilgi vermiyor. Daha önce Harkov'da ve Herson operasyonlarında, harekatlarında yapılan sansür uygulaması şimdi burada devam ediyor. Niçin? Ben daha önce de söyledim. Bu taarruzun adı Melitopol taarruzudur. Nasıl ki Harkov taarruzunu anlattım size, nasıl ki Herson taarruzunu anlattım, bu taarruzun da adı Melitopol'dür. Melitopol, bu sözünü ettiğim Nova Harkova ile Azak denizi arasındaki tam orta noktada bulunan bir şehir. Ruslar bu Melitopol'ü ele geçirdikten sonra zaten kuzeye doğru ilerlemelerini sürdürmüş ve Kırım için gereken bütün güvenlik önlemlerini bir ileri hatta kurmuşlardı. Şimdi Ukrayna tam ters yöntemle geliyor. Önce Herson'u temizledi, Dinyeper'i geçti, güneye indi, güneye iniyor. Nova Harkova'yı geçtiği an itibariyle M14 otobanı var o bölgede. M14, Nova Harkova'yı geçtiği an M14 otobanına inmiş olacak. M14 otobanı da direkt olarak Melitopol'a gidiyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız ve Rus ordusunun da o bölgede 37 kilometreye, 40 kilometreye yakın mevzilenme çalışmalarını yaptığı belirtiliyor. Ve sonuç itibariyle böyle bir taarruzla karşı karşıyalar. Şimdi yine o sığınmacılar, ki bunların çoğu yaşlı başlı kadınlar ve erkekler, onu da bilin, sığınmacılar, Ukraynalı sığınmacılar, Nova Harkova bölgesinin arkasındaki dağlık ve ormanlık bölgenin bir süredir, yani Herson'u ele geçirdikten sonra Ukrayna ordusunun Amerika Birleşik Devletleri'nden almış olduğu 70 kilometre menzilli HIMARS diye adlandırılan uzun menzilli topçu roket bataryalarının müthiş bir baskısıyla karşılaştığını ifade ediliyor. Ve o bölgede ölmüş olan askerlerin, Rus askerlerinin gömülme işlemleri, kış şartlarında toprak donuyor biliyorsunuz değil mi? Ya hayat böyle. Toprak dondu mu neler olacak, onu anlatıyorum şimdi size. Toprağın da donması nedeniyle krematoryumlar oluşturuldu ve ölmüş Rus askerlerinin cesetlerinin yakıldığı ifade ediliyor sığınmacılar tarafından. Nova Harkova bölgesinde bu nedenle müthiş bir koku oluştuğu da gelen bilgiler arasında. Ben bilirim onu, Hindistan'da belgesel çekerken öyle bir görüntü çekmek zorunda kalmıştım. Bir insanın bedeninden yandığı zaman çıkan kokunun ne olduğunu bildiğim için ve yani o insanların o kokudan rahatsız olmasını çok doğal karşılıyorum. Bir başka gelişme de Ukrayna ordusu anladığım kadarıyla bu konuda çok hızlı hareket etmek istiyor Melitopol'de. Amerika Birleşik Devletleri'nin envanterindeki parçacık başlıklı savaş başlıkları üzerinde pazarlık yaptığı ifade ediliyor. Nedir bu? Bu savaş başlıkları patladıkları an milyonlarca parçacığı kilometrelerce bir alana atarlar ve bir bulut gibi kaplar o. Ve o bölgede bulunan hiçbir canlı bu patlamadan kurtulamaz. 100 kadar devlet tarafından yasaklanmış savaş başlıklarıdır bunlar, ama Rusya bu savaş başlıklarını Ukrayna'da kullanmaya devam ediyor. Özellikle büyük patlamalar bunlardan kaynaklanıyor.
Ukrayna'da başvurmuş Amerika Birleşik Devletleri'ne. Demiş ki bize verin bunları. Sizin envanterinizde var. Ben işgalciye karşı bunu kullanacağım. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bu başlıkları verirse Ukrayna'nın Melitopol taarruzunun tahmin ettiğimizden çok daha hızlı bir zaman diliminde başlayacağını ve başarıyla sonuçlanacağını tahmin ediyorum. Ama tabii ki Amerika bunu kendi içinde tartışıyor öncelikle. Biliyorsunuz daha önce de uzun menzilli roket sistemlerini vermemişti Ukrayna'ya. Yani Rusya'yı kendisine karşı tetikleyecek bazı malzemeleri vermemeye çalışıyor ama gördüğümüz kadarıyla bu durumda belki de vermek durumundalar. Bir kanadında yine Zaporijya'dan Vasilivskaya diye adlandırılan bölgeye doğru Ukrayna ordusunda hareketlendiği yönünde bilgiler var. Savaş artık sadece doğuda değil sevgili dostlarım. Güneyde ve adım adım Kırım'a yaklaşıyor. Ve kış aylarında çok ilginç sonuçlar görme ihtimalimiz yüksek. Hoşça kalın.